Süheyla yenge, mutfak neredeydi? Ben kavruldum ya. Şurada, şurada. Herkes kahve. Rıza'cığım. Ha. Hadi efendim. Eğer sen de uygunsan sebebi ziyaretleri kısmına gelsek, değil mi? Efendim, Bülent oğlumuz ve Başak kızımız birbirlerini tanımışlar, görmüşler, sevmişler. Bundan sonrasında hayatta birbirlerine yoldaşlık etmeye karar vermişler. Biz büyüklere düşen de Allah'ın emri, peygamberin kavliyle bu genç... Ay benim üstüme! Ne döküldü? Ne döküldü benim üstüme? Çok affedersin. Yok. Gerçekten. Gazoz, gazoz. Bir şey yok. Tamam. O gazoz şimdi şeker bir şey. Siz durun. Hepiniz sakin olun. Şey yapalım. Benim bir tane yedek elbisem var. Ben şimdi onu giyip geleceğim. Tamam. Siz de lütfen, lütfen söylediğiniz şeyi unutmayın. Tamam, unutmayın. O aklınızın bir köşesinde dursun. Ben de zaten tekrar edeceğim. Tamam, dönüyorum. Hemen dönüyorum. Ben hatta söyleye söyleye gidiyorum. Birbirlerini sevmişler. Birbirlerini sevmişler. Geliyorum. Ben de gideyim mi? Ne yapacaksın gidip? Otur. Kusura bakmayın size, kazadır. Canım bir şey olmaz, neyse. Birbirlerini sevmişler, birbirlerini sevmişler, birbirlerini ya. Annesi gelmemiş. Bülent'in böyle ablası olacak o hain tipli gelmemiş. Bir de dandiğin biri tutmuş, üstüne böyle gazoz dökmüş, şekerli şekerli dökmüş. Hem de bilin bakalım kimmiş bu? Başak. Evet, doğru bildim, benim. Başakçığım tamam. Ya bir de iyi tarafından bakalım. Hayatta bir araya gelmeyecek insanlar şu an aşağıda seni bekliyorlar. Ya herkes siz mutlu olun diye buluştu. Bak, şimdi yeni elbiseni giyiyorsun, tamam mı? Böyle en güzel halinde aşağı inip karşılarına çıkıyorsun ve bu gece de mutlu sonla bitiyor. Evet. Hem bak ben diyecektim sana, beni dinlemedin ama ben bunu daha çok sevdim bence bunu. Gerçek. Evet. Ya ben de daha çok sevdim, baksana. Of Allah'ım, gerçek. Gerçekten. Hadi. Melahat teyzeciğim, ben çıkmadan önce siz bir şeyden bahsediyorsunuz. O sırada nahoş bir durum yaşadık ama hiç önemi yok yani, atlattık onu da. Siz bir şeyden bahsediyorsunuz, ilginç de bir şeydi. Neydi o? Sahi nerede kalmıştık? Ben ufak bir tüyo vereyim size, Allah'ın emriyle başlıyordu. Başak anladı, lafın gelişi. Evet. Allah'ın emri, peygamberin kavliyle... Kız... Başkanım, kusura bakmazsan kız kaçırdım. Yok artık yani, bir meteor düşmediği kaldı, ağlayacağım galiba ben. Vallahi meteoru bilmem ama bu gece kesin patlar. Hilya abla. Bana baksana kız. Kaçacak başka adam bulamadın mı sen? Yanlışınız var hanımefendiciğim. O kaçmadı. Ben bizzat kolundan tuttum, kaçırdım. Evladım icat çıkartma. Bu devirde kız kaçırmak mı kalmış yahu? Hiç. Sen bu aileye gelin gelmeye kalkışacaksın. Ben anana gidip bir her şeyi anlatmayacağım. Ortalığı ateşe vermeyeceğim. Öyle mi? Ama yani sonuçta abla ben yani kaçırdım. Ne yapabilirim ki? Konuşma kız. Gel böyle. Gel böyle. Gel şuraya yamacım otur. Kız sana diyorum. Bana bak Zübeyir. O mahallenin oksijenini solumuş kimse bu kapıdan içeri giremez. Anladın mı? Yenge, niye öyle diyorsun? Kurban olduğum yani. Bana varmazsa başkasına varacak. Tamam tamam. Git, geç otur şurada bir yere. Kız gelsene buraya. Bak hala yalı kazığı gibi dikiliyor. Kırdırtma bir taraflarını. Kız yürü. Sana diyorum. Allah Allah. Gel şuraya otur. Sen niye böyle yapıyorsun çocuğum? Şıkkım. Seni dövmüyorum diye mi böyle yapıyorsun? Ha benimciğim? Ha beni sınıyor musun sen? Ha benimciğim? Şu gece bir bitsin artık. Ben başka hiçbir şey istemiyorum ya. Abi, sen bari sakin kal. Tamam, ben şu Başak'a bir bakayım. Sakın kimse bana sakin ol demesin. Sakın! Yeter!
Kızımız Başa, oğlumuz Bülent'i istiyoruz. Verdim gitti. Ay çok şükür, çok şükür, çok sevindim. Allah'ım sana şükürler olsun ya Rabbim. Bülent kalk, öpeceğim seni, kalk. Kızım ne yapıyorsun daha? Yüzükler takılmadı. Başak, ailelerin önünde çok ayıp, otur. Tamam, hadi çıkar o zaman yüzükleri. Ben mi? Pardon. Zübeyir, hadi çıkar yüzükleri. Ne? Hani sözleneceğiz ya onun yüzükleri. Bülent hangi yüzükler olacak ya? Tabii ki bizi ömrümüzün sonuna kadar bağlayacak yüzükleri çıkarır mısın? Ya Başak, bana niye bağırıyorsun? İnsanların içinde gerginim. Ben de kafam gitti işte. Dur tamam, bulacağım. Bir dakika. Sesini yükseltme. Ayol, bunlar daha evlenmeden böyle evlenince ne olacak? Damadı da komut vermeden çalışmıyor maşallah. Baksana kızdaki çeneye. Olur şey değil. Evde büyük mü var yoksa eşek başı mı var belli değil. Bülent bul artık şu yüzükleri, bak sinirlerim bozuldu, bul. Hayatım arıyorum, bir saniye durursan bulacağım, bir dakika. Yıldım. Nerede? Var. Dur. Kimse bu anı ölümsüzleştirip böyle sosyal medyada paylaşmak istemiyor mu ha? Hadi bakalım uzat ellerini. Böyle mi çalıştık? 40 kere prova yaptık. Şimdi olmayan ne? Şu an olmayan ne? Yani Başak, şu geceyi yaşadığımıza şükretmiyorsun da hala neyin peşindesin? Nasıl yapacağız? Söyle hadi. Boş ver, spontan. Yüzükleri herhalde siz takmak istersiniz değil mi Rıza Bey? Siz buyurun efendim. Yavrum, ne zamandan beri genç kızlar sağ ellerine böyle yüzük takar oldu? Nişan yüzüğü. Aman canım o şey ya, yazık bana. Özel de o çarpacıdan onu aldık biz ona. Uzat bakayım Pelin elini. Kızım uzatsana elini. Sahte filan değil bu. Bu bir marka. Dur, dilimin ucunda neydi bu? Anne, parmağıma taktığım yüzüğün hesabını da mı vereceğim size? Öyle manidar bir parmağına takmışsın ki tabii ki vereceksin Pelin. Aman canım, işte öyle sahte madde gibi bir şey yani. Öyle takmış işte, niye bu kadar üzerinde duruyoruz ki değil mi? Yani hiç gerek yok bence. Ne demek üzerinde durmaya gerek yok canım? Ben malımı çok iyi tanıyorum. Bizlerden saklı gizli evlendiniz mi siz? Ne evlenmesi? Ne evlenmesi? Yok canım, daha neler, olur mu öyle şey? Lütfen herkes bir sakin olabilir mi? Başlarım sakinliğine şimdi senin. Bu yüzüğün seninle alakası var mı yok mu? Şöyle yapalım, kız peluş çıkar çantandan, ehliyet kimlik ne varsa hepsini bir göster. Tamam, bize merasimimize geri dönelim bir an önce. Çıkarayım mı, istiyor musunuz? Kimseye kanıt göstermek zorunda değiliz. Aa, ne oluyor bunlara yahu? Bir bilsem. Şöyle yapalım Rıza amca, ben alayım yüzükleri. Sen bunu tak, hangisinin hangisinin olduğu önemli değil. Sonra biz değiştiririz bunu. Evet, Simo sen de fotoğraf çek. Rıza amca sen de al şunu. Hadi kesiver bakayım. Hadi bakalım, üç. Bir dakika. Siz Laga Luga ile bizi sindirebileceğinizi mi düşünüyorsunuz? Burada bu kadar insan sizden bir açıklama bekliyor. Soru basit. Evlendiniz mi, evlenmediniz mi? Oğlum cevap versene. Herkes bir sakin olabilir mi? Bizim de söyleyeceğimiz bir şeyler var. Yok! Onlar size şaka yapıyorlar. Ben aslında önce tek kelime ederseniz dillerinizi keserim, susun. Eğer şu anda konuşmazsan ben öyle şeyler yapacağım ki. Rıza amca ne olur şunu artık kes. Yani ayrıca ondan sonra ne yapıyorsanız yapın ya. Ayrıca ya bir tane yüzük haydi bre deryalar. Bu ne tantana ya? Aa, teneke parçası. Ay evet. Ya alt tarafı bir yüzük yani. Altı yüzük olabilir küçük hanım. Üstü bir ev taksidi. Böyle bir yüzükle de durduk yere sokakta dolaşılmaz. Hayırdır? Oğluma mı aldırdın? Benim kızımın da senin oğlunun parasına ihtiyacı vardı yani. O yüzüğün taşına bakacak olursak öyle hanımefendi. Ya bir dinler misiniz? Palavramı dinleyeceğim. Ayan beyan ortada. Evlenmişsiniz işte. Yok, ben o kremi o kıza sürmeyecektim. Şey karma, çok üzülüyorum. Yepyeni bir sayfa açabiliriz. Hadi bekliyorum ben. Kaç para saydın sen bu yüzüğe oğlum? Ha? Kaç para? Ablanın, eniştenin ne kadar zorda olduğunu biliyor olmana rağmen kaç para saydın? Yazıklar olsun. Yeter be! Yeter! Yani benim kızım
sizin oğlunuzun parasını yedi, öyle mi? Öyleyse niye benim kızım muayenehanesini satıp oğlunuzun dükkanını kurtardı? Baba! Ne baba? Ne baba? Yalan mı? Böyle bir şey olmadı. Olmadı. Kız abi, siz ne dediğinizin farkında mısınız? Benim canımı yakacak başka iftira mı kalmadı? İftira, öyle mi? Ara sor bakalım Ceyda'yı Pelin'i niye kaçırtmış? Hadi. Sor bakalım iftira mı değil mi? Eğer Pelin senin dükkanını kurtarmasaydı, dükkanın Ceyda'ya kalacaktı. Pelin'in de kılına bile zarar vermeyecekti. Bakma öyle ters ters. Hadi ara. Sor, elini kolunu bağlayan mı var? Hadi ara. Hadi sor bakalım iftira mı değil mi? Pelin bana böyle bir şeyin olmadığını söyle. Pelin. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.